Merhaba Varodos izleyicileri. Gündem programıyla karşınızdayız tekrardan. Konyaspor Başakşehir karşısında 87. dakikada Sokolç Kaleci'nin attığı golle 2-1 Başakşehir'i mağlup etmiş oldu. Ve Süper Lig'e 2'de 2 yaparak süper bir başlangıç yapmış oldu. İbrahim abi nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Artık hoş geldin diyebiliyorum. Ben de iyiyim abi. Dilersen şöyle hızlı bir giriş yapalım abi. Konyaspor Başakşehir maçının geniş çaplı bir değerlendirmesini alalım. Ondan sonra devam ederiz. Vallahi mutluyuz yani. İç haftada 2 galibiyet, 6 puanla başlamak gerçekten Konyaspor için iyi oldu. Milli maç arasından önce de moralli olarak gireceğiz. Tabii transferler henüz bitmedi. Bu transferler için de, yapılacak transferler için de yönetim için büyük bir avantaj sağladı bu. Hani eğer işleri kötü gitmiş olsaydı transferlerde çok fazla baskı yapılırdı. Konuyu dağıtmayayım abi. Yine devam et. Cuma günü yetişecek diyorlar transfer. Öyle mi? Bir bilgin var mı senin? Benim bilgim yok. Gelmedi mi bir şey? Alamaz mı bir şey? Kanat transferinin gerçekleşeceğini söylüyorlar. Forvet'e de cuma günü yetişecek diye bir duyum aldım ben ama. Ya şöyle hep bir söylenti çıkıyor. Hatta isimler çıkıyor ama yani ben somut bir şey bilmiyorum açıkçası. Peki. Dönelim abi Konyaspor Başakşehir evet. Maçına. Yani yönetime de bir şey sağladı. Avantaj sağladı. Niye? Çünkü 2 haftada 6 puan almış bir takım, yenilmemiş bir takım taraftar baskısında ister istemez kırıyor. Ama tam tersi bir durum olmuş olsaydı yani bu sefer taraftar transfer baskısını daha fazla yapacaktı ki haklılar da. Çünkü şu anda Konyaspor'un ikinci forvet olarak sürebileceği bir oyuncusu yok. Yani Erdoğan'daki. Erdoğan var ama İlhan Hoca onun düşünmediğini iki maçtır gösteriyor bizlere. Ben bugün antrenmandaydım abi. Artem Kravets'ti. Yüzü gülüyordu. Bu iyi işaret. Artem Kravets'le alakalı bir bilgi verelim. Sakatlığı geçmiş. Yani şöyle antrenmanlara zaten katılıyordu uzun süredir. Ameliyat olmuş. Ameliyattan sonra da şu anda toparlanma sürecinde. Tabii İlhan Hoca onunla alakalı olumlu veya olumsuz herhangi bir şeyden bahsetmedi. Yönetim tarafından da herhangi bir açıklama gelmedi. Şu an için Artem Kravets'i bekliyoruz. Yüzde biliyor. İnşallah. Yani. Yani ilk 7 haftada Kravets neden olmaz? Yani Kravets gerçekten hani geçen sezonun ilk başında oldukça iyi girmişti lige. Yani sonrasında tabii bir düşüş oldu. Büyük bir düşüş oldu hem de. Sonrasında Çikaleş'e yaradı bu ortam. Bir fırsat vardı, o fırsatı değerlendirdi Çikaleş. Tabii çok şimdi konuyu dağıtmayalım istersen. Başakşehir tamam. Maçını sordun ama ben biraz hemen transferden girdim. Şöyle ki Başakşehir'e biz aslında ilk yarıda çok fazla pozisyon göstermedik. Yani hatta baskılı olan taraf da Konyaspor'du. İşte defansta gereksiz paslaşmalar, bir tereddüt yapma derken golü gördük ilk yarının sonunda. Ama ben reaksiyon olarak Konyaspor'un ilk yarıda da iyi bir reaksiyon verdiğini düşünüyorum. Hani şu var. Konyaspor pozisyonlara giren taraftı. Başakşehir'in şutu dahi yoktu Konyaspor kalesinde. Konyaspor hatta şu vardı. Mpoku iki tane pozisyon kaçırdı. Bir tane Cilerme'nin şutu vardı sanırım. Evet. Onun da pasını Mpoku vermişti. Üç tane net pozisyondan yararlanmadı ama şu var. Mpoku çok fazla eleştirildi o pozisyonda, o pozisyonlarda. Ben şu açıdan bakıyorum. Doğru. Belki o iki pozisyonun bir tanesini gole çevirmeliydi Mpoku ama ben şöyle düşünüyorum. Hatta maçtan sonraki sohbet yayınımızda da aynı şeyi söyledim. Bu pozisyonlara girebiliyor olması Konyaspor'un Başakşehir gibi sistemli, defansif anlayışı kuvvetli olan bir takıma karşı bu pozisyonları bulabiliyorsa bence işler doğru gidiyor demektir. Evet. Golü her ne kadar kaçırıyor olsa da oyuncu burada pozisyona girebilmek, golü kovalayabilmek bence değerliydi. Düşün ki hatta geçen yayında da aynısını söyledim ben. Hazırlık maçlarında 5 tane hazırlık maçlarında bir tane gol bulabilen bir Konyaspor vardı daha önceki sezonlarda. Bu sezon bakıyorsun bütün hazırlık maçlarını kazanmış. 3-4 tane maçı kazanmış. Gol bulmuş. 2 maçtır da yenilmeyen, gol bulan, goller bulan bir Konyaspor var ve pozisyonlarda yakalayan bir Konyaspor var. Ben o pozisyonları bu açıdan değerli buluyorum. Tamam, futbolcu eleştirilebilir o pozisyonlar ama o pozisyonlarda bir tanesini alsan zaten ilk yarı götürmüştün. İkinci yarıya geçecek olursak, tabii ikinci yarıda bizim golü erken bulmamız önemliydi. Gerçekten golü şöyle gözümün önüne getirdiğim zaman Ender Çekici çok güzel vurdu. Yani normalde sağ ayaklı bir futbolcu ama sol ayağıyla gerçekten çok güzel vurdu köşeye.
haftanın golü olmaya aday. Bence en güzeli. Yok zaten başka ben. Endri çekeceğin golü kadar bence Sukul için rakip defansı dağıtması, hani araya girmesi, böyle sahte koşu atması çok değerliydi bu konuda. Yani golün yarısında Sukubic'e yazabiliriz. Ama gerçekten harika bir gol attık. Tabii sonrasında oyun biraz böyle dengede gitti ikinci yarıda. Ben şu açıdan da İlhan Hoca'nın geçen sezona göre artılarını konuşmak gerekirse, geçen sezonki belki hamlelerinde bazı problemler olduğunu söyleyebiliriz İlhan Hoca için, ama şu iki maç özelinde İlhan Hoca'nın oyunu iyi okuyabildiğini düşünüyorum. İyi okurken de dışarıdan yapmış olduğu müdahalelerin, oyuncu değişikliklerini çok yerinde buluyorum. Evet. İşte Serdar Özkan'ı Serdar Gürler'i alıp Endri Çekici'yi orta alana çekmesi, orta alanda biraz daha böyle Konyaspor'un kıpırdamasına neden oldu. Yani diyeceğim şu ki, hamlelerde düzgün yapan bir İlhan Hoca var bu sezon. İnşallah daha da devamı gelir. İlhan Hoca'ya gelmişken abi, maç sonunda videolar zaten yayınlandı. Biz de Kanal 42'de vermiştik o videoyu. Cehennemde şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi videosu var. Evet, biliyorsun sen de onu. Taraftar bayağı bir sahiplendi İlhan Palut'a. Yani Aykut Kocaman'dan sonra Sergen Yalçın, hemen ardından İlhan Palut geliyor. Evet. Şöyle ki, taraftara dokunabilen hocalar başarısız olsalar dahi sahiplenilebiliyor. Özellikle bizim taraftarımız tarafından. Ama taraftara dokunamıyorsan, mesela Sergen Yalçın belli bir ortalama puan yakaladı. Kümede tuttu Konyaspor'u. Taraftar seviyor. Ama Sergen Hoca'nın hep demeçlerinde, işte Çağdaş Atan o zaman yardımcısıydı, hep demeçlerinde taraftara gerçekten hani moral verici şeyler vardı. Ama bunu başka hocalarda göremedik. Mesela İsmail Kartal'da göremedik. Rıza Çalınbay'da hiç göremedik. Yani bu nedenle bunlar hep İsmail Konyaspor Kartal'da tarafından... zaten seyirci yok tabii ya. Seyirciyle alakalı bir durum değil. İlhan Hoca'nın olduğu dönemde seyirci var mıydı? Ama 2'deki baştan çıktı abi. Bu sadece bak, tek maçta seyirci vardı. Yani şunu söylemek istiyorum. Sahaya girip girmemesi önemli değil. Sosyal medyadan da destek veriyor insanlar. Doğru. Yani taraftara dokunabilmek, İlhan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalarda tatmin edici açıklamalar yapması, taraftara sürekli hani taraftarın önünde oynamak istediğini belirtmesi, bunlar güzel şeyler. Dolayısıyla Konyaspor taraftarı da bunu boş çevirmez. Yani başarısız olsa da boş çevirmez. Peki abi, Konyaspor... Çıkaleşçinin golünü unutturdun ama. Çıkaleşçinin golüne değinmedik. Yok, daha var abi. Sırası var ya. Atlamayalım şimdi. Çıkaleşçinin hakkında. Ayıp olur mu? Çıkaleşçi antrenmanda özellikle ben sordum hocaya. Nasıl bir özgüven aşıladın? Hocam Çıkaleşçi'ye dedim. Tam aradığım forvet diyor İlhan Hoca. Ya Çıkaleşçi'yi o kadar istiyormuş demek ki. Konyaspor, Sivasspor maçına nazaran Başakşehir maçında nasıl oynadı abi? Ya bence hemen hemen benzer. Hemen hemen benzer değil bence abi ya. Başakşehir maçında daha baskılıydı ikinci yarıda. Ben sana sorayım. Başakşehir maçında daha baskılıydı ikinci yarıda. Ya benim gördüğüm. Sivasspor maçında daha kompakt oynayan bir Konyaspor vardı. Ama Başakşehir maçında özellikle ikinci yarıdan bahsediyorum. Rakip kaleye oyunu yıkan bir Konyaspor izledim ben. Yanlış mı izledim bilmiyorum ama. Doğru izledim. Ya şöyle, hemen hemen ben benzer den kastım şu. Takım mücadelesel anlamda benzer bir şey gösterdi. Yani sisteme bağlı, dizilimlere bağlı, hocanın talimatlarını uygulayan bir takım vardı her iki maçta da. Ama dediğin gibi tabii Sivasspor deplasmanında rakibi karşılarken 4-5-1 diziliminde oynadı. Hani biraz daha kanatları defans yapmaya zorladı. Ama Başakşehir maçında da şöyle bir durum vardı ki, Başakşehir defanslarına baskı uygulayan, onları hataya zorlayan bir Konyaspor vardı. Burada biraz Ravel'in tecrübesizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Volkan'ın da çok ayakları iyi değildir Mert'e göre. Evet. Yani bu iki futbolcuya özellikle baskı uygulattırarak İlhan Hoca onları hataya zorladı. Sonrasında da zaten son dakikalarda orada yine stoperin hatasıyla Çıkarleş'i affetmedi. Ya i̇lla geleceğim bu konuya diyorsun ya. Zümer Bütücel'in gerçekten muhteşem ortasıyla, yani sohbet yayında da bahsettim. Kaba tabirle konuşacak olursak, yani resmen ağzının içine attı ortayı. O da boş ya, çevirmedi. Duba olsa zaten yani Bütücel'i ortalara koyup ilginç ya. Gerçekten iyiydi yani Çıkarleş'in bu. Madem abi Çıkarleş'e geldin, ben direkt oraya atlayayım. Taraftar forvet forvet diye bas bas bağırıyor. Çıkarleş de gol atmaya devam ediyor.
Son 2 haftada toplam 4 puan kazandırdı Konyaspor'a. Tabiri caizse ipten alıyor Konyaspor'u. 87 ve 88. dakikalarda attı golleri. Bu futbolcu geldiğinde Bülent Korkmaz gibi bir hocayı gönderdi. Bülent Korkmaz da hafife almayalım. Bizi o sene ipte tutmuştu, ligde tutmuştu. Evet. İlginç bir oyuncu. Çıkarış hakkında ne söylemek istersin? Bana soracak olursan çıkarış ile devam edilmeli. Kravesti kazandırılmalı. Forvet'e gerek yok bence abi. Bence yanlış düşünüyorsun. Niye abi? Önce Çıkarışı'ya bir gir, ondan sonra Forvet'e söyle. Ya Çıkarışı taraftarın tabiriyle Rangelov çıktı içerisinden. Mücadele anlamında iyi. Tabii Çıkarışı gelirken Bülent Hoca kadar taraftar da biraz çekinceleri vardı. Taraftar ben bu konuda haklı buluyorum. Şöyle ki şimdi Çıkarışı... İkincilikten geldi. İkincilikten geldi ama şu var. Çıkarışı'nın gol ortalaması olur forvetlerin. Yani bu gol ortalaması belli bir seviyenin altındaysa çok fazla katkı veremeyeceğini öngörürsün az çok. Mesela 3 maçta bir gol atan forvet bizim Süper Lig'de 10-15 gol atar. Yeter. Yeter. 2 maçta bir gol atan forvet zaten dünyada sayılıdır. Çok üst düzey forvetler atabiliyor bunu. 4 maçta bir gol atan forvet de senin ikinci forvetin olur. Şimdi Çıkarışı'ya baktığımız zaman bu iki sınıfa da girmiyor. Taraftarın çekincesi bu yüzden. Hani 4 maçta bir, 5 maçta bir gol atan forvet senin az forvetin olamaz. Doğru. Tamam Kravets vardı ama yani sonuçta Konyaspor belirli hedefler olan bir takım olmak zorunda. Yani kupası var, Covid süreci, kadronun geliş olması gerekiyor ki biz Alanya deplasmanını hatırlıyorsan Kravets ile Çıkarışı aynı anda sakatlandıran Erdon forvet olarak oynadı. Galatasaray maçında gol attı. Sonrasında yine Erdon'u göremedik falan. Böyle bir sürece girdik yani. Peki. Dolayısıyla bizim ikinci forvetimizin ve üçüncü forvetimizin aslında Çıkarışı'lı olması gerekiyor. Çıkarışı tarzında bir futbolcunun olması gerekiyor. Şimdi Kravets dedin. Tamam Kravets iyi dönerse dedik ama dönmeme ihtimali de var. Dönmeme ihtimali var. Ve Kravets mental anlamda hep soru işareti olan bir futbolcu bana göre. Sürekli oyuncuyla ilgilenmek zorundasın. Sürekli oyuncuyu saha içerisinde adapte etmek zorundasın. Bu süreç yoran bir süreç. Ve ben Abdullah'la geçen sezonun transfer programında aynen şunu bahsettim. Kravets ve Çıkarışı gibi iki tane forvetin varsa kaliteleri her ne olursa olsun bu takım belirli bir sistemi oynamak zorunda kalır. A planı vardır ama B, C planı olmaz. Bu yüzden forvet mevkisine, kanat mevkisine hızlı futbolcuların yerleştirilmesi gerekir diye ben söylemiştim ki o dönem demek ki sesimiz çok duyulmadı. Hızlı bir forvet alamadık. Ben bu sezon yine aynı hataya düşünmemesini istiyorum. Kravets ve Çıkarışı gibi iki tane forvetin varsa hep aynı sistemle oynamak zorunda kalırsın. Ama hızlı bir forvetin varsa bunların yanında B planı olur. B planında olur, C planında olur. Ki bu sezon zaten önceki programda bahsettim. Daha hızlı bir takımız. Ama bugün Beyin Sport istatistikleri paylaştı. Koşu mesafelerini paylaştı. Hızlı koşu dediğimiz koşularda en geride olan takımlardan bir tanesi Konyaspor. Yine o Süper Lig'deki hızlı takımları hala yakalayamadığımızı düşünüyorum. Bu da o gelecek olan iki transferle alakalı. O iki transfer hızlı transferler olursa, hızlı oyunculardan olursa ben bu problemi aşacağımızı düşünüyorum. Peki Erdoğan'daki şans verilmesi gerekmiyor mu abi? Yani benim öngörüm, tahminim, yorumda bulunmayayım. Yeterli veya yeterli olmadığı durumu. Çünkü antrenmanlarda bilmiyorum, oyuncu izlemiyorum. Ama tahminim İlhan Hoca çok istediğini düşünmüyor. Şuradan yola çıkarak sorduğum soruyor. Galatasaray maçında oynamıştı 4-3'ten maçta. Erdoğan'daki 2 golle maçın yıldızı olmuştu. Evet. Ondan sonra da 11'e giremedi bile. Ya o dönem ben destek verdim. Yani Çıkarışı ve Kravets rahatsızdı. Sakatlık geçirmişti. Erdoğan Dacı'nın üzerinde gidilmesi gerektiğini hep söylemiştik programlarda. Destek vermiştik açıkçası ama bu sezon ben İlhan Hoca'dan o elektriği alamıyorum. Yani Erdoğan'a çok fazla fırsat verecek gibi gözükmüyor. Tahminim bir yol ayrılığı olabilir. Peki yok abi, yol ayrılığı olmaz ya. Bilmiyorum bakacağız. Olmaz abi ya. Ben öngörümü söylüyorum sana. Antrenmanlarda izlediğim kadarıyla olmaz. Erdoğan'daki ile bir yol ayrılığı olmaz. Senin dediğin gibi o 3. forvet değil 4. forvet kıvamında durur Erdoğan'daki. Bakalım nasip. Başakşehir maçında öne çıkan oyuncu topluluğu veya oyuncu? Yani ben Endri Çekici'yi çok iyi buldum. Yine Çıkarışı. Birisini çok büyük kaybedeceksin. Evet abi. İyi futbolcu.
Defans tandeminde yine biz problem yaşamadık. Hatta Sukubic'in alda at tercesine pasları da vardı. Çok olumlu paslar kullandı. Orta yaptı. En öne çıkan dersen Ender Çekici'dir. Son eritmeni çok büyük kaybetmiş olursun. Ve beni de zaten utandırıyor son eritmeni iki haftadır. Son eritmen yapılması gereken işleri yapıyor. Ama şu var ki orada sanki daha kreatif bir oyuncuya ihtiyaç var gibi, ama Soner Dikmen kötü mü oynadı dersen kötü oynamadı. Adana Demirspor maçına geçelim abi. Cuma günü 21.45'te karşılaşacağız. Normalde 19'daydı. Sıcaktan dolayı saati ileriye aldılar. Adana Demirspor karşısında Konyaspor'u nasıl bir oyun bekliyor? Evet. Sivas Spor maçındaki gibi bir maç izlerimi bekliyorum ben de. Rakibi yine beşli orta sahayla karşılaşacak bir yapı oluşacaktır. Ben bu iki maçtaki çıkan 11'i çok bozacağını düşünmüyorum. Yine aynı 11'le çıkacağını düşünüyorum. Yine aynı 11'le çıkacaktır. Bunun üzerine gidecektir. Milli maç arasında belki ufak tefek değişiklikler yapabilir ama şu anda bozacağını pek düşünmüyorum. Eğer bozarsa ben yanılmış olurum. Adana Demirspor, Kayseri Spor karşısında izledim. Önceki maçı izlemedim. Yani daha takım hüviyetine bürünememiş bir yapı var. Oturmamış yani. Şu var yani. Benim tabirimle bazı futbolcular askerdir, bazıları generaldir. Ön tarafı general futbolculardan kurulmuş bir takım Adana Demirspor. İşte Balotelli, Belhanda, Lucas Castro, Akintola. Arkada erler duruyor. Hatta Gökhan İnder'i de bu sınıfa katabiliriz. Bu 5 futbolcunun çok fazla defansif anlamda becerisi yok. Orada işin hammallık yapan kısmını orta alanda Sinan Kurt yapıyor. Defansif anlamda stoper tandeminde tecrübesiz, hatta bekleri de katabiliriz buna. Defans ve kale anlamda oldukça tecrübesiz bir takım görünümünde. Yani ön tarafı Mercedes, arka tarafı Toyota diyebilirim Adana Demirspor için. Bu demek değildir ki kaliteli bir takım. Evet, kaliteli bir takım ama ön taraftaki general futbolcuların çok fazla defansif katkı yaptığını düşünmüyorum ve bu takım olma birlikteliğini zorluyor bence Adana Demirspor'da. Özellikle Belhanda yani çok yeterli bulmadım. Tamam, Balotelli çok isimli bir futbolcu, çıkar bir tane şut atar ki kaliteli şutları vardı Kayseri Spor maçında. O şutlardan bir tanesi çok tehlikeli olabilir, belki gol olabilir, buna bir şey diyemem ama. Ama şey, şu uzaktan toplarda çok dikkatli abi. Evet. Yani biraz daha süresi var Adana Demirspor'un takım olma yolunda. Ben bu hafta Konyaspor'dan galibiyet bekliyorum. Ve şu da var. Akintola gibi bir futbolcu var, hızlı futbolcu. Sakatlandı. 7-8 hafta sanırım yok. Yine Rasul, stoperdeki en tecrübeli isim. Hı-hı. O da yok. Yani avantaj bunların hepsi. Bunların hepsi bizim için avantaj. Eğer değerlendirebilirsek, hatta belki şu bile olabilir. Stoper tandemindeki bu zayıflıktan dolayı belki Başakşehir maçındaki gibi baskıyla da başlayabiliriz Adana Demirspor karşısında. Bu da sürpriz olmaz yani. Ama şöyle de bir durum var. Senin de dediğin gibi Yıldızlar topluluğundan kurulu bir kadro. Ne kadar oturmasa da. Yani ismi olan bir kadro. Özellikle Balotelli, Belhanda, Gökhan İnler. Bunları çok rahat sayabiliriz. Bu kadro 2 haftada toplam 1 puan alabildi. Konyaspor biz çok beğenmediğimiz hani takımla 2-2 yaptı. 6 puan yaptı. Adana Demir'in bu durumu bize dezavantaj olarak yansır mı, yoksa avantaja biz döndürebilir miyiz? Şu an biz moralliyiz, onlar moralsiz. Onların inanılmaz derecede puana ihtiyacı var ama biz moralliyiz. Ya bu maçı bir takım kazanacaksa Konyaspor derim ben. Konyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü izlediğim maçlarda bu izlenimi aldım. Bir de Konyaspor'un en büyük avantajı şu. Stoper ve defans hattında bir değişiklik olmadı Konyaspor'da. Diğer bütün takımlara baktığımız zaman defans hattında, kalede hemen hemen bütün takımlarda problem var. Ve bu stoper tandemlerine oturabilmesi için belirli zamana ihtiyaç var. Ne kadar kaliteli olursa olsun. Mesela geçen sezon burada oynadığımız Beşiktaş maçını hatırla. Hı hı. Yani Vida gibi tecrübeli bir futbolcunun yapmış olduğu hataları hatırla. Yani gerçekten hiç yakıştırılmayacak bir defans hattı vardı o dönem. Ama biz yendik yani. 4 tane gol attık. Yine Konyaspor'a baktığımız zaman hatta Amir'i de katıyoruz. 6 futbolcu, gerideki 6 futbolcu geçen sezon sürekli oynamış futbolcular ve biz o futbolcularla devam ediyoruz. Ön tarafta ufak tefek hamleler var. Ben Konyaspor'un bu açıdan baktığımız zaman da daha avantajlı taraf olduğunu düşünüyorum Adana Demirspor'a göre. Ya sen kesin galibiyet diyorsun. Abi ilk defa bu kadar net konuşuyorsun. Yani programda sonra görüşürüz. Diyorsun. Evet. Mihailiak
aldık biliyorsun abi. Ben bugün hocaya da sordum. Önce senin görüşünü alayım, ondan sonra hocanın söylediğini sana söylemek istiyorum. Adana Demirspor maçında Mihail Yakı 11'de veya ilerleyen dakikalarda hoca değerlendirir mi, oynatır mı? Ya maçın gidişatına göre ilk 11'de çıkacağını düşünmüyorum da son dakikalarda falan alabilir. Tweet'imi okudun abi. Yok, okumadım. Aynısını söyledi. Öyle mi? Yani benim tahminim de o yani. Ama şu var, biraz önce net konuştum dedin ya. Tabii çok olağanüstü bir durum olur. Onu da not olarak ilave edeyim ki yanılma payı bırakalım. Hani ilk dakikalarda Allah esirgesin bir kırmızı kart görürüz. Allah esirgesin. Olmayacak bir sakatlık gibi vesaire bir şey olur. Ona bir şey diyemem ama şu görünümüyle her iki takımda Adana Demirspor, Kayserispor karşısındaki Adana Demirspor, Başakşehir karşısındaki Konyaspor görünümüne baktığımız zaman Konyaspor tarafı ağır basıyor. Peki. Samet Aybaba'nın bir açıklaması olmuştu Kayseri maçından sonra. Açıklamada Belhanda'dan da Balotelli'den de memnun değilim. Bu açıklama bize dezavantaj olarak döner mi? Dünya yıldızları. Evet. Yani bir şey oturtamadılar abi. Ya şöyle söylemek lazım. 9 ne derler buna? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar derler ya. Doğru söyleyeni Adana'dan kovarlar. Samet Aybaba için belki de kötü gidişatın başlayacağı demeçlerden bir tanesi olur ama Samet Aybaba haksız mıdır? Samet Aybaba kesinlikle haklıdır. Çünkü saha içerisinde yok ki yani oyuncular. Ama bunu şöyle söylememiştir. Alenen bu şekilde söylememiştir. Yok. Benim tahminim. Videosu var mı bilmiyorum, izlemedim. Ben de izlemedim, tırnak içinde aldım ben de. Şunu söylemiş olabilir. İki oyuncum da şu an için yetersiz demiştir. Tahmin ediyorum bunu. Sonrasında medyada biliyorsun bazı çarpıtmalar olur. Bu çarpıtmalar... Niye bize vuruyorsun yani, da şimdi? Dalga şeklinde gelir. Kıyıya tsunami şeklinde vurur. Yok abi, hepimiz öyle yapmıyoruz ya. Bilmiyorum ya, ben senin için söylemiyorum. Ulusal medyada okudun ama sen bunu. Ulusal medyada okudun. Ulusal medyada. Ama videosu yoksa ben öyle değilim. Ben görmedim. Görmediğim şey için de yorum yapamam ama Samet Aybaba'da tekrardan da bir haber yapılmış. Balotelli ile konuşmuş. Hani yazılanı söylüyorum ben. Samet Aybaba. Belhanda'nın Adana'dan İtalya'ya milli takıma göndermek hem bizim açımızdan hem de Balotelli açısından çok iyi olacaktır diye bir açıklaması var. Balotelli için konuşmuş bunu. Böyle de bir açıklama yayınlanmış. Yani aralarda düzeltmişler gibi, sanki 11'de başlayacak gibi Balotelli. Başlar yani. Hemen hemen kesinlikle. Çünkü Akintola da sakatlandı. Belhanda'yı da çok keseceğini düşünmüyorum. Ama işte sağ kanatta bir değişiklik olabilir. Lucas Castro'yu belki orta alana çekebilir. Ufak bir değişiklik olur ama Balotelli oynar yani bence. Tamam, bitirelim. İnşallah 3 puanla dolu, 3 puanla kazandığımız bir hafta olur. Yine biz mutlu şekilde normal hayatımızı yaşarız. Çünkü gerçekten Konyaspor yenildiği zaman, puan kaybettiği zaman bizlere de moral olmuyor. Çünkü dünyanın gidişatı, hani güzellik yarışmalarında çıkar ya, güzellik yarışmalarındaki işte bir hanımefendi çıkar veya işte beyefendi çıkar, işte dünya ile alakalı büyük bir mesaj verir. Biz de o mesajı verelim. Yani gerçekten dünyanın gidişatı işte aşıdır, pandemidir, şudur, ekonomik kriz vesaire bir sürü problem var. Şu dünyada yüzümüzü güldüren nadir şeylerden, bir demeyelim ama nadir şeylerden bir tanesi de Konyaspor. İnşallah 3 puan kazanalım ve mutlu olalım. O zaman şunu da sorayım abi, eğer 3 puanı kazanırsak Konyaspor Süper Lig tarihinde ilk defa ligi 3'te 3 yaparak başlamış olacak. Evet. Ve 2'de 2 yaptığı sezonda en son 2015-2016 sezonu. Sanırım. Yani Konyaspor. İnşallah yani 3'te 3 yaparsak. Yani 100. yılında zaten... yani yine değineceğim diye yorumlara da yazmışsınız değinmedi ama hep tarih üzerinden gidiyoruz. Hep evet. Tutuyor da yalnız abi, acaba mı? Yani 3'te 3 yaparsak zaten milli maç arasına gireceğiz. Sonrasında işte takviyeler gelecek. Bu şu var. Psikolojik olarak takımı rahatlatacak bir 3 puan olur yani. Lig çok uzun. Yani 38 haftanın 2 tanesi, 36 hafta. Yani ne olur 35 haftası kalmış olur. 9 puan henüz bir şey değildir. Tabii canım. Ama bir havaya girmeye yeter. Psikolojik anlamda gerçekten rahatlatır. Havaya sokar mı takım? Havaya sokar ama ben yine beklentimi düşük tutuyorum takımdan. Ama şöyle de bir durum var şimdi. Havaya girsek de rakip Altay. Evet. Adana Demir'den Altay sonra. Altay da iyi başladı biliyorsun.
Bence Altay maçında bizim ne olduğumuz belli olacak gibi geliyor abi. Direkt, belirleyici maç. Direkt rakibinle karşılaşacaksın ve gerçekten de çok dişli bir sonraki programımızda ayrıntılı şekilde konuşuruz. Altay da iyi başladı ve yaptığı transferleri de olumlu buluyorum ben. Mustafa Denizli ile birlikte o da ligde en fazla maç kazanan teknik direktörler arasında 200. maçını kazandı diye hatırlıyorum. Yani bizi ciddi bir sınav bekliyor. İnşallah şu Adana Demirspor maçını ondan sonra konuşuruz. Ondan sonra konuşuruz. Evet efendim, bugün ya daha doğrusu bu videoda Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiğimiz maçı konuşmuş olduk İbrahim abiyle. Haftaya yani cuma günü, çok özür diliyorum, saat 21.45'te Adana Demirspor Konyaspor maçı olacak. Umarım Adana Demirspor'u mağlup etmiş şekilde, İbrahim abinin dediği gibi garanti 3 puan yazdı çünkü, sizin karşınızda 9 puanla beraber çıkmış oluruz gündem programına.